ilk temasımız herhalde bir yılı geçti. Doğrudur başkan. Değil mi? 2019 Kasım mıydı? Evet başkan. O zaman ilk tanıştık. Keşke o zaman hayırlı olsun deseydik de bu fırsatları. Bugün hayatımızın geri kalanının ilk günü. Geçmişi değiştiremeyiz. Orada yapabileceğimiz bir şey yok. Hatta sizinle ilgili ben Haziran ayında Urfa'dayken, o Güneydoğu seyahatindeyken de görüştük. Bayağı süredir süren bir süreç. Şimdi biraz Bekir Coşkun'u tanıyalım mı? Kimdir? Benim bildiğim sözcü yazarıydı. Rahmetli oldu. Allah hepimize uzun ömürler versin. Akrabalık yok ama. Yok, sadece isim ben zaten. Evet. Başkanım, 1981 Ankara doğumluyum. Doğma büyümede Ankara'da yaşıyoruz. Yaklaşık 14 yıldır gayrimenkul sektöründeyiz. Daha önce farklı bir kurumsal firmanın adı altındaydık ama tabii onun ne kadar kurumsal olduğunu şu anda tartışmaya gerek yok. Ki Goldberg Banker ailesini tanıdıktan sonra ne kadar geç verilmiş bir karar olduğu konusunda kendime bir kez daha kızdım. Ve bu sürecinde olabilecek en hızlı şekilde olması yönünde gereken ne varsa yapmaya çalıştık. Yani Goldberg Banker ailesine girdiğim için çok mutluyum. Özellikle bu çatı altında olmama öncelikle Şafak Bey. Teşekkür ederim. Daha sonra işte sizin vasıtanızda olduğu için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ofisimiz Ankara'da. Çankaya. Şeyi soracağım. 312 gayrimenkul olarak devam ettik. Yerelde, genelde şu ana kadar uzmanlık alanı neydi? Yani biz daha ağırlıklı yatırım, yani arsa arazi yatırım üzerine özellikle tarım arazileri konusunda ağırlıklı çalışıyorduk. Fakat tabii şu andaki mevcut süreci biliyorsunuz başkanım. İnsanlar pandemiden dolayı toprağa daha çok yöneldi. Bu da kurumsal bir markanın çatısı altında olmanın ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarttı. Çünkü biliyorsunuz yazı kalır, söz uçar. Aynen. O yüzden her şeyi yazı altına almakta fayda var. Bundan dolayı da dedik ki olabilecek en doğru adres burası. Çok teşekkür başkanımız ediyoruz. Bizi kabul ederse eğer çatının altında olmak isteriz dedik. Şimdi Ankara'da YDA Plaza'nın 27. YDA katında Centrum, 300 metrekare brüt, 170 metrekare, 175 metrekare net. Çok çok güzel bir ofisimiz olacak. Büyük bir terasımız var. Evet. Terasta tüm Ankara, Polatlı'ya kadar ayaklarımızın altında olacak. Aynen, herhalde Ankara'nın en prestijli ofislerinden birisi olacak. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii bu süreçte yine aynı çatı altında olan birçok abimizin de fikirlerini aldık. Onları da üzmeyecek. Biz de olabilecek en iyi şekilde, olabilecek en iyi ofisi yapmak için elimizden geleni yaptık. Şimdi orada bizim amacımız herhalde zaten konuştuğumuz o vizyonla biz yola çıkıyoruz. Ankara'daki en iyi gayrimenkul profesyonellerini bir araya toplamak ve bizim top producer dediğimiz, yani bu işte belirli bir yere gelmiş, kendi işine marka olmuş, geçmişteki yaptıklarıyla, özellikle saygınlığıyla, duruşuyla, dürüstlüğüyle herkes tarafından onaylanmış bir ekip kurmak gibi bir hedefimiz var. Aynen öyle, doğrudur başkanım. Kaç kişilik bir ekip kurmayı düşünüyoruz? Yani başkanım şu anda öngörümüz 30. Bu zaten bizim üst limitimiz. Ama başlangıç olarak hani ilk etapta bir 20 kişi. Daha 20 sonra kişiyle başlayacağız ve onu 30'a çıkaracağız. Çok güzel. Burada biz siz broker olarak veya ekibin lideri olarak genelde yatırım ve yatırımcı kitlesiyle ilgileniyorsunuz. Ama ofisimiz özellikle ticari gayrimenkul, luxury, yoğun olduğu, Ankara'nın en yoğun olduğu ve en yeni gelişen bölgesi olan, zaten o yüzden orayı seçtik, Çukurambar bölgesini ki Ankara olan arkadaşlarımız da YDA Center'ı çok iyi bilirler. Ankara şu anda en büyük ticari ofis olarak, en büyük ofis orası YDA Center. Yaklaşık 900 adet ofisten oluşmakta. 67 adet ticari birim var. Biz YDA Center'ında herhalde kiralanması, pazarlanması satış ilgilenecek. Vesaire. Evet başkanım. Çukurambar ve Eskişehir bölgesi zaten var. Çukurambar zaten şu anda herhalde Ankara'nın en prestijli yerlerinden birisi. Bizim için de biz orada Kemalpaşa'da vardık. Ondan sonra diğer bir şeyimiz daha vardı. Armada Plaza. Söğütözü Armada Via Plaza'dayız. Şu anda Çukurambar'ı da tamamlıyoruz. Evet. Yolun diğer tarafı. Evet. Dolayısıyla bizim de oradaki puzzle'ın parçaları tamamlanıyor. Şu an Ankara'da aslında 14. ofisimizi veriyoruz onayladığımız ve neredeyse ayda 2 ofis gibi bir şeye geldik. İnşallah yıl sonunda da Ankara'da 24 ofisi bulacağız yani ve Ankara'da da liderliğe geleceğiz diye düşünüyorum. Artık yerelden de kurumsalla geçmek gerekiyor. Zaten son 6 aydır
siz de dikkat ediyorsanız bizim ofis sayımızda yaklaşık %24'lük bir artış oldu. Biz bu yılı 150 ofisle aslında tamamlamayı hedeflerken şu anda biz Haziran ayı itibariyle 150 ofisi hedefliyoruz. Ve yıl sonu itibariyle de inşallah 175 ofisi i̇nşallah geçeceğiz. İnşallah. Konuda biz de elimizden evet. gelen desteği vermeye i̇nşallah. Çalışacağız. Gökhan Bey, sektörün avantajları zaten ortada. Markamızın da avantajlarından sonra birçok nitelikli danışman da, tecrübeli danışman da ilk defa bu sektöre girecekler de gerçekten yoğun talepte. Ben bunu çok yakinen yaşıyorum. Bekir Bey'in biraz da markamızla buluşmasının bir sebebi de bu, kendisinin çevresinden dolayı. Kendisiyle hadi aç artık şu ofisi, Coldwell Banker'la biz de seninle yürüyeceğiz diyen evet. böyle de bir baskı var. Böyle bir bu anlamda da böyle de bir avantaj var. Gerçekten ofisini ben de gördüm. Çok prestijli bir ofis. Gerçekten iddialı bir ofis daha geliyor Ankara'ya. İnşallah. Orada yıldız isimler de bizimle birlikte olacak. İnşallah onları da süreç içerisinde açıklayacağız. Başkanım yakın evet. zamanda. Evet. Onlar da zaten şu anda aslında bu töreni bekleyen çok isim var. Evet. İnşallah onlar da yakında açıklanacak. Evet, hayırlı uğurlu olsun çok tekrar. Çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldiniz.